Gaziantep'in kıymetli ilçesi, arabadayız ve bir Ramazan iftarlarına davetliyiz, 5 ailesi olarak. Ve yemeğin düzenleyicisi arabanın tanınmış siması, hayırsever siması Sayın Hacı Karaman. Senin ruhan için buluştuk, sana inandık, sana dayandık. Hacı Bey selam. Bu iftarları, bu oruçlarımızı, geçmiş günahlarımızın bağışlanmasına vesile eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, senin Habibi Edibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kim ki Ramazan ayında inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ya Rabbi, bizler senin rızanı umuyoruz ve inanarak bu oruç ibadetimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ne olur bu ibadeti bizlerin günahlarının bağışlanmasına vesile ile ya Rabbel Alemin. Çok yoğun bir katılım var. İlahi ya Rabbi, yine Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iftardan önceki anlarda kulu ile Rabbi arasında sadece uluhiyet perdesi kalır. Diğer bütün perdeler kalmaktadır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah üstadım, gerçekten İftardan önceki şu anlarımızda sadece bizim senin aramızda bir perdenin olduğu şu aziz vakitte dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, şu Araban halkımıza iman, izan, şuur ihsan eyle. Bizleri sırat-ı müstakimde daim eyle. Buradaki bütün berde halkımıza imanı kamil nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri zatına hakiki kur. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, bizlere oruç tutma ibadetini ihsan ettiğin ve nasip ettiğin gibi namazlarımızı da dosdoğru kılmayı ve devamlı kılmayı bizlere nasip et. İsmim Hasan Kiraz, Araban ilçe müftüsüyüm. Rabbim Ramazan'ın en büyük bereketlerinden bir tanesi olan öyle iftarlardan sık sık bir kez daha bir araya gelmeyi Rabbim bizlere, bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Elhamdülillah her yıl bu Araban ilçemizde firik pilavı iftarları düzenlenmektedir. Elhamdülillah bu yılda bir tanesini daha birlikte buradaki bütün kardeşlerimizle yaşıyoruz. Ramazan'ın sevincini yaşıyoruz. Birlikte iftar etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu iftarlarla birbirimize olan muhabbetimiz, sevgimiz, kaynaşmamız daha da artıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Siz de şeref verdiniz buraya gelmekle. Elhamdülillah bütün halkımız burada. Bu şekilde birlikte dua ediyoruz. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder.
Araban ilçesindeyiz. İftarımızı burada açtık. Bizi misafir eden arabanın tanınmış siması, hayırsever kardeşimiz Sayın Hacı Karaman. Kendisine öncelikle misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Sayenizde fileyi öğrendik. Hakikaten yiğidi öldür, hakkını ver derler ya. Evet. Yani hakkını vereyim, pilav pilavdı. Yani iftar açtıktan sonra yedik, harika bir şeydi. Afiyet, şeker olsun. Ya, o konuda da bilgi aldık. Şu anda da arabanın ileri gelenlerle birlikte oturuyoruz. Eşrafıyla birlikte oturuyoruz. Öncelikle size vermek istiyorum. İftardan sonra ekranlardan neler söylemek istersiniz? Özellikle de şeye gitmek istiyorsunuz. Firik pilavının, Firik'in aslında arabanın adına hak ettiği yeri bulmasını, bunun da festival haline dönüştürülmesini talep ettiğinizi biliyorum. Bununla ilgili kameramıza neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle Kanal 5 televizyon koordinatörü Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı bu saate kadar bize ayırdınız. Sağ olsunlar. Kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Ekibinize ve programımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz Gaziantep'in Araban ilçesi. İlimize 65 kilometre olup 32.300 nüfusu bir ilçedir. Hacı Karaman olarak 5. Araban geleneksel iftar yemeğini vermiş bulmaktayım. Tüm misafirlere, arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Gelmiyor mu ses? Yok, devam edelim. Firik pilavımız arabana has. Kendi buğdayımızda hamken emek vererek ateşten yakarak ürettiğimiz bir üründür. Tabii ki Hüseyin abimiz bunu tatlı. Tatlı, evet. Biz bu firik pilavının, firin daha doğrusu Gaziantep Araban ilçesinde başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi ve milletvekillerimiz, aynı zamanda Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız el atırarak arabanda firik festivalinin yapılmasını istiyoruz büyüklerimizle. Çok besleyici bir ürün. Çünkü baştan bakıp da hasat edildiği zaman, hazırlanmasında hesaba kattığınız zaman aslında Türkiye'nin beslenmesinde önemli bir yer tutacak bir tahıl diyelim. Doğrudur. Yani buğdaydan yapılıyor ama besleyici değeri de doğrudur. Çok yüksek. Doğrudur. Emek isteyen bir ürün. Evet. Çok emek isteyen bir ürün. Yani çok alın teri dökülen bir iş. Ama yendiği zaman hiçbir şey evet bırakmıyor. Şu olması lazım. Aslında Gaziantep UNESCO'nun dünya mutfakları listesine girdi. Evet, Gaziantep'in daha kapsayıcı olup bütün ilçelerindeki tarımsal değerlerini ön plana çıkartması lazım. Yani merkez değil de merkezin dışında da, yani ilçelerin de burada sizin bahsettiğiniz gibi firik gibi çok kıymetli bir ürünün aslında festival haline getirilip popüler hale getirilmesi, Türkiye'de daha çok tanınması, daha sonra da bunun aslında burada yaşayan insanlara da güzel bir gelir kapısı olması anlamında festivale dönüşmesi çok güzel, çok olur. Önemli olur. Çok güzel olur. Tabii bunu bu program dolayısıyla Gaziantep'imiz duysun, Türkiye'miz duysun, dünya duysun. En sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan duysun. İnşallah, inşallah. Çok güzel bir iftardı. Binlerin, yani bin kişinin üzerinde misafiriniz vardı. 1400-1500. Evet, civarında misafiriniz vardı. Bölge milletvekillerini de davet ettiniz. Sanıyorum yoğunluklarından dolayı iştirak edemediler. Programları evet. Çok yoğun olduğu için. Tabii ki hepsinde de Allah razı olsun. Telefonla da aradılar. Bu programa katılamayacaklarını yoğunluktan dolayı. Gün... Yatmak günü değil, durmak günü değil, çalışmak günü. Birlik günü. Birlik günü. İnşallah biz 24 Haziran 2018'de reisimizi baş tacı edip taşlandıracağız. Başkan olarak göreceğiz inşallah. Evet. İnşallah. Konuklarınızı tanıyabilir miyiz? Hacı Bey, Hacı Karaman Bey. Bir tanıtır mısınız? Biraz da gündemle ilgili sorularımız Ali olsun. Ali Ömeroğlu abimiz Araban AK Parti kurucularında olup 10 yıl ilçe başkanlığı yapmış. Şu anda kendi işinin patronu olup çırçır ve petrol işine uğraşmaktadır. Ali Ömeroğlu, isterseniz mikrofonu evet. Verimi kendini tanıtsın, daha iyi olur abimiz.
Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sizlere de hoş geldiniz. İsmim Ali Ömeroğlu. Öncelikle Kanal 5 adına Hüseyin Bey'e burada huzurlarında teşekkür ediyoruz. Arabana gelip böyle program düzenledikleri için, arabanı tanıdıkları için kendilerine de Allah razı olsun. Tabii şimdi konu Frik'le başladığı için, Frik dediğiniz zaman Frik, araban Frik'in ana vatanı. Gerçekten yıllardan beri bizi en az da kendi yaşıma göre dediğim zaman 40 yıldan beri Frik arabanda yetişir. Ama Güneydoğu dar bölgede mevcut yöneticilere biz defalarca bunu dile getirdik. Dedik arabanda güzel bir Frik festivali yapalım. Bunu tanıtalım. Bunu sadece Gaziantep'in yakın illeri değil, Türkiye'nin tamamı Frik'i tanısın. Frik'in tamak tadını, o lezzeti bir hissetsinler. Gerçekten Frik, yani diğer işte bulgur, pirinç, bunlara kıyasladığımız zaman Frik'in ayrı bir tadı, ayrı bir lezzeti var. Bunu da inşallah bundan sonra sizlerin aracılığıyla, basın yoluyla bu duyurulur. Diğer kanallar ve ilçemizin idarecileri bu konuya el atarlar. Burada gerçekten Frik'imiz tanıtılır. Yani benim kendi görüşüm, Frik şu anda hak ettiği yerde değil. Gerçekten Frik, yani her sofrada, her mutfakta olması gereken bir temel gıda maddemizdir. Tabii bundan sonra siz siyaset diyeceksiniz. Ya siyaset, evet diyeceğim. Evet. Çünkü siyasi bir figürsünüz. Evet. Yıllarca siyasetin içinde bulundunuz. Ve Allah razı olsun. En önemli evet. Tarihi gündeminden geçiyor. 24 Haziran 18 gün kaldı. Tabii ben... Onunla ilgili arabanın tansiyonu nedir? Evet, şimdi 2004 arabanda yerel yönetimler seçiminde Gaziantep'te tek belediye kaybeden ilçe arabandı. Aynı zamanda beldeyi de biz kaybetmiştik. Biz de önceki yönetim arkadaşlar görev istifa etti, bize devrettiler. Tabii biz görevi devri aldıktan sonra tek hedefimiz vardı. Öncelikle ilk yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde biz araban, merkez ve beldedeki belediye başkanlığı kazanmamızdı. 4,5 yıl ekip arkadaşlarımla beraber biz bu davayı kendi kendimize adattık. 2009'da hamdolsun araban belediye başkanlığı ve Elif belediye başkanlığı kazandık. Ve araban diğer ilçelerin en gerisindeki en ön sıralara geldik. Yani güzel bir oy, iki tane belediye başkanı nasipmiş. 9,5 yıl biz partimize hizmet ettik. Reisimizin davasının arkasında olduk. Bugün de ben kendim tahmin ediyorum araban çünkü en son seçimlerde %62'yi gördü. Bizim zamanımızda 2010 referandumunda %77 oy aldık biz. Gaziantep'in ikinci ilçesi. Hatta Allah razı olsun şu anda Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız bana özellikle dedi. Başkan ben sana teşekkür ediyorum. Araban dedi. Şu anda dedi derece yaptınız dedi. Ama bu seçimde şimdi sen ben ayrıtımı yoktur. Ülkemizi düşündüğümüz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir şekilde tekrar Cumhur Reisi olup ülkesinin başına geçip alacağı kararları hakkıyla alması lazım. Biz bugün sen ben çekişmesine girmeyeceğiz. Çünkü Avrupa'ya baktığınız zaman tüm Avrupa ülkelerinin tamamı Türkiye'nin karşısında bugün Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İsrail'i, Amerika'sı 2015 Temmuz'da yapamadıklarını 24 Haziran'a hepsi dişini bileliyor, ellerini ovuşturuyorlar. İnşallah 24 Haziran'da araban Gaziantep ve Türkiye onlara gereken cevabı verecektir. Biz 25 sabahı inşallah en azında %55-60 bandı arasında Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin ilk başkanı olarak görmek istiyoruz. İnşallah hedefimiz de budur. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Kahraman, diğer konuklarınıza geçebilir miyiz? Başka kimleri arzu edersiniz, tanıtmak isteriz? Mustafa Cesur abimi alalım. Emekli adliye personeli. Sayın Cesur, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Kanal 5 televizyona teşekkür ederim bizi böyle konuk ettiğiniz için. Ayrıca sizlere ve ekibinize de teşekkür ederim. Benim ismim Mustafa Cesur. Emekli adliyede emekliyim. AK Parti kurucularındanım.
4 dönem AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Şimdi ise emekliyim. Partimizin arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Cumhur İttifakı'nın memleketimize, partimize, Türkiye'ye fayda sağlamasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hak en sonunda galip gelecek değil mi? İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hacı Bey başka? Bizim Hasan Yakupoğlu. Hasan Yakupoğlu Bey. Çiftçi abimiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Saygılarımızı sunarız. Hacı Bey'e bu festivalinden dolayı çok teşekkürlerimizi halk olarak dile getirmek istiyorum. Sayın büyüklerimiz, ilçe başkanımız Ali Ömeroğlu, Mustafa abimin, değerli ağabeyim Hacı Karaban'ın da buyurduğu gibi. Şu durumda Türkiye'de bir seçim atmosferi var. Bu seçim atmosferi içerisindeki dış güçlerin baskısıyla ilgili birlik beraberlik mesajı verip Sayın Cumhurbaşkanımızı buyurduğunuz gibi bulunmuş olduğu yerlerin daha üst tabakalarına çıkarak dış güçlerin baskısında kalmayarak birlik beraberlik mesajı vermek istiyorum. Halk olarak, toplum olarak artık bu işin bilincinin içerisine varmamız lazım. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu dönem doğrultusunda hep beraber dil din ayrıksız bak etmeksizin birlik ve beraberlik doğrultusunda bu yola hep beraber gitmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Biz canımızla, varımızla değerli büyüklerimiz, tekrar Ali Ömer Başkanımız, Hacı abimiz, Mustafa abimiz bunlar da dile getirdi. Biz bu yoluna ilgili bu davanın miğferiyiz. Biz kimsenin baskısının altında kalmayarak tamamıyla kendi öz fikirlerimizle, sağduyumuzla bu davanın miğferliğine de devam etmek istiyoruz. Bu yoluna da canımız feda. Böyle bir fikirle yola çıkıyoruz. Bize de bu... Evet, biraz da aşırı milliyetçilik duygularımız miğferliklerimizle galip gelecek inşallah. Saygılarımı sunarım. Siz de bu program için saygılarımızı sunarız. İhtiyacımız olan şey bu. Yani Cumhur İttifakı'nı desteklemek, reisimizi başkan görmek ve aynı zamanda da güçlü bir parlamentoyu da arkasına vermek tek arzumuz, isteğimiz. Abi, sizlerin de buna çok büyük şu anda katkısı oluyor. Abi Allah'ın izniyle biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız. Gün birlik günü. Gün yani nasıl diyeyim sana Hüseyin Bey? Küslük günü değil. Küslük günü de birlik, beraberlik, kardeşlik günü. Evet. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türkiye için bu davayı sonuna kadar getireceğiz. Reisimiz de %55-60'la sarayın içinde aynen oturacağız. Kimseye yedirmeyeceğiz. Evet. Çok güzel söz. Kimi misafir edelim? Burhan Çelik kardeşimizi alalım. O da esnaf kafası bir toplum örgütü. Başkan evet, öncelikle Gaziantep Arabana hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Önce kendinizi bir tanıtın. Ben Burhan Çelik. Ilgili aynı zamanda Esnaf Kafalet Kooperatifinde yönetimdeyim. Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Varız. Bu kadar. Bu kadar. Saygılar. Peki esnaf kefaletteyim dediniz. Son zamanlarda esnaf kefaletle ilgili güzel düzenlemeler ne durumda? Çok iyi, çok başarıyla öndeyiz. Öndesiniz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hacı abi başka. Ticaretçi Cuma. Hacı abiye de var. Bu yemekten dolayı çok teşekkürler. Siz de arabana geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Cuma kat kat arkadaşımız ticaretçi. Ona da mikrofonu verelim. Abi. Verelim. Sayın Katkat, size de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Araban, öncelikle bize bu. Araban Cumhur İttifakı'nın tam özünde. Biz Cumhur İttifakı'nın tam arkasındayız. Biz Araban halkı olarak Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Ben Araban'da esnafım. Gaziantep Ticaret Borsası'nda üyeyim. Biz saha çalışmalarımızda Ali Bey başkanımız var, Hacı Karaman Bey, tüm arkadaşlarımız olarak biz Cumhur İttifakı'nın arkasındayız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Araban'daki, Araban ileri gelenleri olarak halkın şeyi ne, tansiyonu nedir? Onların bakışı ne? Yani biraz da onlara tercüman olur mu? Halkın genel olarak... Sağdasınız, geziyorsunuz, insanlara iç içesiniz. Halkımız genelde reisimizin arkasındadır. Yani toplum olarak %70 olarak %80 bazında reisimizin arkasındayız.
halk olarak öyle. Yani bizim aldığımız izlenimler onlaydı bari. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Eyvallah. Sağ olasınız. Hacı abi. Kime söz verelim? Esnaf Said abim var. Said Şerif abi. Said abi, biraz da sizden bugünlerle ilgili bir yorum alalım. Araban ne düşünüyor, ne diyor? Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu davete icabet ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne diyeyim Hacı Bey, Hacı Kahraman kardeşimizin bu iftar davetine, daveti hazırladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim devamını versin. Cumhur İttifakı'nın da sonuna kadar hiçbir baskı şey altında kalmadan arkasındayız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hacı abi. Biz de Said abime çok teşekkür ederim. Ya, bir insan. Bu arada aklıma bir şey geldi. Şimdi firik pilavı dediniz. Tattık, amenna, hakkında verelim. Biz burada yolda gelirken sarımsakları gördük. Hiç sarımsaktan bahsetmediniz. Bahsederim sarımsaktan. Yani şimdi Kastamonu da bir şehrimiz, bir ilimiz. Çok kıymetli bir ilimiz. Oranın da sarımsağı meşhur da. Abi, ya buranın da kendi bir şeyi var, bir ben ayrı bir şeyi var ya. Bundan da mı bahsedin? Niye bahsetmediniz? Bu sarımsak işine uğraşan Güner kardeşimiz var. Güner Karademir. Bu işin piri. Sarımsak bu sana sebil. Araban için sebil. Yani burada gerçekten sarımsak, kaliteli bir sarımsak. Arabanın sarımsak, kaliteli bir sarımsak. Onu da bizim firik gibi çok festivalini yapalım dediler. Büyüklerimiz el attılar. Bir türlü olmadı. Ama şimdi sizin buradaki katkılarınız çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Bunun ne kadar dile getirirseniz bu mutlaka ilgili yerlerde, ilgili makamlarda bir karşılık bulacaktır. Hüseyin kardeşim, şimdi şunu size söyleyeyim. Gerçekten arabanın sarımsağı, Kastamonu sarımsağında çok kaliteli. Evet. Çok güzel. Maalesef bizim buradaki sarımsakları dışarıda 3-5 tane tüccar çiftçinin elinde koparıyor böyle. Çiftçiyi bağırtıra bağırtıra bir şekilde arıyor. Ben şunu söyleyeceğim. Yani çok açık da aslında canlı yayındayız ama işte gelirken yolda durduk. Aldık. Kaç paraya aldık kilosu? 2,5 TL'ye aldık. İşte orada da şeye sordum ben telefonla. Dedim Antep'e ne kadar fiyat? 7-8 lira. Çiftçinin elindeyiz. Yani şimdi orada 2,5 liraya biz çiftçinin elinden almadık daha. Yani getirmiş orada dışarıda satan bir vatandaştan alıyoruz. Yani çiftçiye kadar gitsek şimdi markette 7-8 liraya satılan bir üründen bahsediyorum sarımsaktan. Yani Antep'len arabanın arası kaç kilometre? Bu fiyat 65 kilometrede 8 lira. 4 lira fark eder mi abi? 5 lira fark eder mi? Az önce arz ettim size Hüseyin Bey. Çiftçi şu anda çok perişan. Yani gerçekten burada yani büyüklerimiz, idarecilerimiz, siyasetçilerimiz bu sarımsağı bir el atmaları lazım. Maalesef ilçemizde bir soğuk hava depomuz yok. Yani yaklaşık 10 yıldır araban sarımsağı marka yapmış. Patenti alınmak üzere sarımsağı. Patenti alınmak üzere. Tabii. Ama 42 bin dönüm ekili sarımsak var bugün arabanın. Yani yüksek bir rekoltede üretim yapılıyor evet, mu arabanda? Evet, 42 bin dönüm. Ama bununla ilgili soğuk hava deposu olmadığı için yok, çiftçi hak ettiği değeri almıyor diyorsunuz. Dışarıdaki tüccarlar işte Mersin, İzmir, işte değişik illerde soğuk hava deposları bulunduğu için tüccar çiftçinin elinde boğup götürüyor. Çiftçi de bu şekilde çalışıyor. Yani burası çok ilginç. Ben buradan aslında yetkililere seslenmek istiyorum. Anlayamadığım şey şu. Yani bunu da anlamamıza yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Gaziantep araban arası 50 kilometre diyelim. Burayla Gaziantep arasındaki fiyat farkı 6 lira. 2 lira burada, 8 lira Antep'te. Yani bunu birisi anlatırsa çok sevineceğim. Evet. Diğer bunun için de size teşekkür ederim. Kanal 5 olarak. Siz söylemediniz işte, bu sarımsağı da ben evet, yani firik firik dediniz. İşte firin, ama sarımsak da var firin yani. Firin abi yaşım 52. Ben 40-42 senedir firik uğraşıyorum. Firi çok iyi biliyorum. Sarımsak da son 10 yılda girdi. Ben sarımsakla ilgili bu sözleri ifade etmesi için Güner Karademir kardeşime vermek istiyorum. İsim ne? Güner Karademir. Karademir Bey. Veya Hasan Yakuboğlu. Onlar sarımsağı. Abi şu sarımsağı bir tekrar dinleyelim. Öyle mi? Yüz dönüm eken. O zaman şöyle bir evet, soru sorayım. Yüz dönüm ektiniz. Evet. Kaç para abi size fiyatı? Şimdi müstasil
Bunun maliyeti 3200 lira. Hacı abimin de anlattığı gibi tüccar dediğimiz 1800-2000-2200 arası kalitesine göre fiyat alıyor. Çiftçi, sarımsakçı çiftçilerimiz tamamıyla son 2 yıldır yani 100 çiftçide 95'i tamamıyla zarar ediyor. Bu seneki mağduriyetlik de çiftçileri çok perişan etti. Bunu da sizin medya aracılığıyla gerekli siyasi büyüklerimiz buna bir el atması lazım. Çin'den ithal etmemiz yani zararlı yani, mı? Burada bu üretim yok. Niye abi zaten bu? Türkiye cennet yani Türkiye'de her şey çok. Yani Kastamonu'da sarımsak var, Arabanda sarımsak var. Evet. Bizim yani Çin'den ithal etme zaruretimiz var mı sizin? Ya, gerek yok yani bizim kendi ürettiğimiz kendi ülkemizin içine yetmiyor. Yani çiftçinin elinde bir şekilde para etmiyor. Mağduriyetlik söz konusu yani. Bununla ilgili yani devlet büyüklerimizin buna bir el atması lazım. Çünkü insanlar çok mağdur oluyor. Çiftçi çok mağdur oluyor. Yani gübresini kavuşturamıyor, mazotunu kavuşturamıyor. Yani bir yıl boyunca da ailesinin geçim kaynakları bunun üzerine mağdur oluyor. Mağduriyetlik söz konusu olduğu zaman da insanlar bir çelişkiye düşür yani. Peki bu 50 kilometreler ne oluyor sizce? Vallahi biraz önce anlamaya çalıştığım şey 50 kilometredeki o fiyat farkı nereye gidiyor, kime gidiyor, ne oluyor? Baron güçlerinin elindeki bir piyasa, kara borsa gibi bir şey yani. Ya mesela burada soğuk hava deponuz olmadığı için yani satmak zorunda mı kalıyor? Kooperatifleşme yok, soğuk hava deposu yok. Yani burada bir soğuk hava deposu ile ilgili Sayın Kaymakamımıza da çok teşekkür ederim o duygularından dolayı. Çok çalışkan, dürüst bir Sayın Kaymakamımız. Ben şifayen tanıyorum ama makamının yerini veren bir insan. Urgaşıyor ama her insanın bir yere kadar bir gücü oluyor yani. Yani iktidar ama müktedir değil. Bazı şeyler de bizim toplumumuz bütçeyle alakalı. Bütçeyle ilgili yani. Peki bunun şey mi yani biraz daha açık sormam icap ederse. Evet buyurun. Önünde böyle engel olmaya çalışan şeyler var mı? Yani ya, gruplar mı var? Yani o kadar da çok şey değil yani. Tüccarın çok önünde engel olduğu bir şey değil yani. O çok önemli bir faktör değil yani. Buna bir şekilde el atılması lazım. Yani devlet olarak Tarım Bakanlığı ile ilgili bunun bir müşteşarlarıyla görüşüp bu sarımsakla ilgili çiftçinin mağduriyetini dile getirmesi lazım yani. Bu tamamen 2 yıldır gerçekte burada 20-30 bin dönümü aşkın bir müstasil burada bir çiftçi üretim yapıyor yani. Kaç kişi bu işten ekmek yiyor? Yani para kazanmasa da. Abi şu dönemde bizim Araban işte dediği gibi Hacı abimin de Karaman'ın belli bir kısım şimdiki bulunduğumuz olduğumuz coğrafyanın bir kısmı tamamıyla firikle geçim kaynaklarını sağlıyorlar. Bizim bu ova düz bir ova olduğu için verimli de araziler var. Nerede baksan buna 30 bin dönümü baz aldığın zaman yani metrekare hesabıyla gittiğin zaman baya büyük bir çiftçi müstasilin bununla ilgili geçim kaynakları var yani. Daha önceleri Sayın Büyüğüm Ali Bey Ömeroğlu da esnaf ve çırçır olduğu için pamukçuluk ve buğdaycılık ön planda olduğundan dolayı zaman zaman da o tarımsal olaylar tıkandığında çiftçilerimiz sarımsağa yöneldi. Sarımsakta da başarı elde edemeyince fiyat konusunda mağduriyetli söz konusu oluyor yani. Peki onda bir soğuk hava deposu olsa Arabanda? Mutlaka. Neyi değiştirir? Çok şeyi değiştirir. Yani soğuk havası bile değiştirir mi? Yani mutlaka yani çünkü insanlar alıp kara depoda kullanamıyor. Yani fire veren bir şey yani sarımsak durduğu zaman aynı kilogramı yerinde alamıyorsun. Ama soğuk hava deposuna koyduğun zaman yüce olan çiftçi arkadaşlarımız en azından buranın bir piyasası oluşur. Ve o fire kaybı olmaz. Yani kilogram kaybı olmaz fire dediğimiz. Bir şekilde bir güvence olur. Ama güvence olmadığı için mecbur kalıyor kara kara düşünüp bir takım tüccarın eline mal vermeye. Gelir de kısıtlı olunca. Gelir kısıtlı. Yani üretici satmış olduğu malın devamını getiremiyor ki. Yani kazanamıyor ki tekrar esnafa para dağıta yani. Yani ithal etmek yerine burada çiftçinin aslında sarımsakla da desteklenmesi. Mutlaka yani burada. Teknik olarak da bir soğuk hava deposunun Arabana gelmesi lazım. Özellikle yani bizim değerli büyüklerimizde biz bunu ricana böyle bir sosyal testin buraya kurulmasını halk olarak, çiftçi olarak biz bunu istiyoruz yani. Anladım. Diğer bir sarımsak tüccarı arkadaşımız kooperatifle ilgili bir şey söyleyecek. Mikrofonu anlatabilir misiniz? Buyurun. Tabii. Bir... Hüseyin Bey şimdi sarımsakla ilgili yani sadece soğuk hava deposu yeterli değil. Evet. Bununla ilgili kurumsallaşmak lazım. Nedir kurumsallaşmak? Kooperatifleşmek. Kooperatifin amacı nedir? Çiftçinin malını. Tabii bu çiftçiden, çiftçide kurulacak bir kooperatiftir. Ne olur? Çiftçinin malı, tabii kooperatifin gücü farklıdır. Bir de devlet destekli olur. Buna soğuk hava depoları olur. Paketleme olur. Ondan sonra bunun pazarlaması kooperatif elinden olur. Ki ancak o şekilde çözüm bulur.
Yoksa başka şey değil. Sadece bir soğuk hava deposuyla olmuyor. Yani? Bir ikinci konu, ben nohuttan bahsetmek istiyorum. Buyurun, nohut, araban nohut, o da mı var? Bu sene bayağı. Hocam, ben bir de nohut ticaretini yapıyorum. Şimdi nohutu biz çiftçiye dağıttığımızda, tohum olarak, sertifikalı tohum 9 lira 50 kuruştu sertifikalı. Normal tohum 6-7 lira. Şu anda bir çiftçide mal alıyoruz. Ben Mersin'e 3 araba mal gönderdim. Bana bir arabada yazılan fiyat 2.40 kuruş. Bir arabada yazılan fiyat 2.80 kuruş. Yani bir arabada ona benzer bir şey. Bu aradaki fiyat uçurumu, bu da şeye bağlı. İthalata dayalı. Normalde çiftçinin elinde şu anda bizim buranın nohutu çok muhteşem bir şey. Evet. Git market raflarında şu anda 12 lira. Hı hı. O da ithal. Kabak nohut, Kanada nohutu. 12 lira. Tabii bizim arabanın nohutu organiktir. Hı hı. Gübre yok. Topraklar burada kirlenmemiş. Hayır, yani gübre yok. Gübreyle. Gübre yok. İlaç yok. Hı. Organik. Yani tencereye koyduğunda lezzet var. Sağlıklı bir şey yiyorsun. Aynen, işte. Aynen. Arabanın nohutu kaç para? İşte ben anlatıyorum ya. Hı hı. Şu anda çiftçi bize diyor ki, gel nohutumuz var. Biz çiftçiden natural nohut aldığımızda 2.50 kuruştan 2.70 kuruş arası almak zorundayız. Şimdi gene kafamı karıştıran nokta oldu. Şimdi çiftçiden 2.5 lira civarında alıyorsunuz. Evet. Ama Kanada nohudu markette 12 liraya satılıyor. Aynen. Bu aradaki para nerede gelir? Şimdi o ithal nohut. Ondan dolayı. Bizim nohut gidip paketlendiğinde o da 7-8 liradan normalde raflarda var. 8 lira, 9 lira market raflarında. İthal yapılan, ithal gelen nohut organik mi? Değil, kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Hmm. Peki o burada da mesela o üretilen nohuda aynı zamanda bir organik sertifikasyonunu yapılsa çok güzel olur. Tam anlamıyla. Bununla ilgili de yine kooperatifleşmek lazım. Buna yine devlet desteği lazım. Yani çiftçi 3-5 çifti bunun toplanıp da bunları yapabilecek kapasitede insanlar yoktur. Sonuçta çiftçi kendi ekmeğine uğraşıyor. Yani işin bürokrasi boyutu farklı bir olaydır. Bununla ilgili biz siyasi büyüklerimizden el atmasını istiyoruz. Ya aslında tarıma el atılması lazım. Aynen çiftçiye öyle. El atılması lazım. Aynen. Yani sarımsakla ilgili de hocam, özür dilerim ben biraz çok konuştum. Bir de Araban bölgesi olarak istihdam sağladık. Bu nedir? Evet. Tarımda istihdam. Bugün Suriye bizim Suriyelilerin kampları var. En az arabana günlük bu sarımsak olarak en az belki 300 belki 400 araba insan işçi gelir. 4000 dönümü kampı. Hmm. 4000 kişiye tapandı. En az. Bunlar günlük burada istihdam sağlanıyor. Evet. Ya bu güzel bir şeydir. Ama işte tabii ki bunda desteklenmesi lazım. Ben örneğin ben kendim sarımsak ekiliş yaptım. Ben hesap ediyorum tohum başına 1 lira benim işçi masrafım olmuş. Şu anda sarımsağı satlığa koyuyorum. 2 liraya alıcı yok. Anladım. O farkı biraz önce sordum. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sayın Hacı Bey, Karaman Bey. Sayın Üstadım, araba takılı araba. Gerçekten arabanın Türkiye'nin toprak haritası olarak 3. bir ise. Yani il bazında. Toprak haritası. Menderes. Tabii Menderes Vadisi, Amik 3. araba. Yani arabanın karpuzu meşhur, nohudu meşhur, firi meşhur, samsağı meşhur. Her şey meşhur ama yani desteğiniz son yok. Son bu 3 yıldır falan biraz pamukta gevşeme oldu. O da herhalde gelecek yıl biz pamuğa döneceğiz. Neden döneceksiniz? Diğerlerinde. Nasıl? Pamukta güzelleşme var. Pamukta güzelleşme var. Ben şeyden geçtim. Daha önceleri gevşeme oldu dedim başkanım. Şimdi de. Daha önce gevşeme var, şu anda pamuğa dönüşü yapacak. Şimdi burada gerçekten... Dönüş yapıyor anlamda söyledi. Özür dilerim, bir konuya da parmak atayım. Bir de bizim buranın su sorunu var, çiftçinin su sorunu. Bununla ilgili büyüklerimizden... Çiftçinin... Evet. Çünkü... Hepinizden özür dilerim, ben biraz çok konuştum, çenen düştü. Bizim buranın toprakları çok verimli topraktır. Ama bizim en büyük sorunumuz nedir? Yağmur. Yağmur zamanında yağmıyor. Bizim su sorunumuz var. Baraj. Yani suyumuz yok burada. Bununla ilgili devlet büyüklerimizden tabii ki barajlar yapılıyor ama yeterli değil. Yeterli değil. Evet.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Kahraman, güzel iftar sonrası, güzel sohbet. Hakikaten burada Anadolu'nun tansiyonunu birebir görüyoruz. Yani sayenizde de aslında firik derken sarımsağı da nohurun da burada olduğunu, bunların organik olduğunu. Karpuzumuz da meşhur. Karpuzumuz, arabanın karpuzu. Bir de toprağın da çok kaliteli bir toprağa sahip olduğunuzu ben yani ilk kez burada öğreniyorum. Şimdi burada teşekkür ederim. Devlet büyüklerimizi öncelikle tahıl ambarı dedik ya, araban. Gerçekten tahıl ambarı araban. Devlet büyüklerimizin işte yani arabanın ovasında yetişen ürünler dedik, işte pamuk dedik, sarımsak dedik, nohut dedik, buğday dedik. Ya bizim toprak mahsulü ofisimiz var mesela. Nohuda alabilir, alım yapabilir. Tarım Kredi Kooperatifi nohutla ilgili işte Cuma kardeşim çok düşük dedi. Sarımsakla ilgili dedi ki soğuk hava deposu, soğuk hava deposu, soğuk. Gerçekten içe kalmak kaymakamız bu işe el attı. Kurulması için kooperatifin de tesisin kurulması için de ilgili yerlere bilgi verdi. Ben bizzat kendisine duydum bunu yani. Çok güzel gelişmeler ama bu inşallah işte bunu 24 Haziran'dan sonra yeni Türkiye, yükselen Türkiye'de arabanın da gerçek değerini, yerini inşallah bulacaktır diyelim. İnşallah. Tek amacımız, tek ümidimiz bu. Konuklarımıza devam edelim mi? Arzu ettiğiniz. Zamanınız varsa bir çiftçi Mehmet abimiz var. Mehmet Yiğit. Mehmet Yiğit abi. Abi mikrofonu gönderiyoruz. Biz buradan sesleniyoruz. Sizi araban dinleyelim. Bir çiftçi memleketi. Fakat çok sıkıntılarımız var. Başta su sıkıntısı. Su? Evet. Yeterli sulama barajımız yapıldı. Halen faaliyete geçmiş durumda değil. Su tutulmadı. Su konusunda ben değinmeyeceğim. Tamam. Veririm ben sözü size. Mevzuyu değiştirdin mi yoksa? Yok. Buyurun siz devam edin. Devam et. Sudan bahsettiniz. Evet. Bir çiftçi olarak su sıkıntısından bahsettiniz. Bir ara pamuk gübre pamuk buğday çoğu ekerdik. Şimdi pamuk masrafları biraz yükseldiği için sarımsağa dönüştük. Sarımsak ekicilerimizle konuştular vaziyetlerini işte. Durumları hiç iyi değil. Nohut gene bu sene herhalde biraz fiyat çok düşük. Ben bir mevzu değiştirebilir miyim? Sen konuş. Şu toplumda siyasi olarak. Buyurun, Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'na hürmetimiz var. Buyurun. Yalnız şurada belediye başkanımızla ilçe başkanımızı görmek isterdik. Ya mutlaka onlar da gelmek istemiştir. Belki de yoğun bir gündemleri vardır. Bence şu günlerde gelmemiş dahi olsalar da birlik içinde durup 24 Haziran'da Türkiye'nin yeniden doğuşunu görmemiz lazım. Yani esef zamanı değil de şu anda İnşallah 24 diye Haziran'ı çok iyi geçireceğiz. 25 Haziran'da %65-70 gibi İnşallah bir oy potansiyeli düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür 1500 ederim. Kişiye yakın bir iftar yemeği yedik bugün. Evet. Firik pilavı yedik. Siz ne dersiniz bu konuda Firik'te? Bu yani firik kelimesini söyleye bu festivalin en sonunda yapılmasını sağlayacağız. Bu işi de başına koymuş Hacı Kahraman abimiz burada. Evet. Firik işte arabanın sembolü diyelim. İlk belki de Türkiye'de firik yapan arabanın ilçesidir. Abi size çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Abi. Söyleye en son bu festival yapılacak. Bu festival yapılacak. İnşallah büyüklerimiz bizleri dinlemiştir. Veya bu programı en azından dikkat alırlar. Ve burada gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Şimdi orada ben aslında bir şeye yani bunu gündeme yani böyle bir programa gelip bu friki gündeme getirmeniz gerçekten. Ama da bu coğrafi bir işaret dahi olabilir. Şimdi şöyle bir şey. biz tahıl
temelli beslenen bir toplumuz. Yani genel gıda kategorimizde aldığımız gıdalarda tahıl çok daha önemli bir yer tutuyor. Evet. Şimdi bunların içerisinde sağlıklı olanları seçmek lazım. Bugün sağlık politikası, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin çoğu hastalıklara gidiyor. Siz şimdi sağlıklı beslenirseniz sağlık giderleriniz de zaman içerisinde birbiriyle bağlantılı bir şekilde düşecektir. Sağlıklı şeyler yemek. Topraklarımızdan çıkıyor firik. Pirinç mi yiyelim? Pirinci yetiştiren ilçelerimiz de var. Evet. Ben diyorum ama sağlıklı beslenelim, bunları yiyelim. Ve bunları tanıtalım. İşte şöyle diyelim abi, bu kısacası firin hiçbir ilaç katkısı yok. Evet. Organik. Nohudu öğrendik. Nohudun keza organik. Hiçbir ilaç katkısı yok, doğal. Hı. O, İşte sarımsağı konuştuk. İşte sarımsak bu şekilde dedik. Araban karpuzumuz. Karpuz evet. Bir 15-20 gün sonra çıkar. Karpuzla uğraşan arkadaşımız da var. Mehmet Yener arkadaşımız. Ali Başkan'ın meğer bir söz hakkı istiyor herhalde. Ali Başkan'ıma ben suyla ilgili bir iki aslında ben soruyu soracağım. Ali Başkan'ım. Olur mu? Ali Başkan'ımız siyasetten dolayı bize çok emeği var. Yani bu yatırımlar, barajlar. Yani bunları gündeme getirip su meselesini bir Ali Bey'den dinleyelim mi? Dinleyelim başkanım ben. Başkanım. Tekrar hayırlı akşamlar. Şimdi ben araban hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Araban nüfusunun %95'i tarımla geçimini sağlamaktadır. Arabanın arazisi 257 bin dönüm ekilebilir arazimiz var. Yaklaşık bunda 4-5 yıl öncesine kadar arabanı dört tarafımızda su akıyor ama araban gerçekten suya hasret bir ova. Şimdiye kadar gerçekten arabanın soran neden yokturdu. Biz göreve geldiğimizde 2007'den sonra Mehmet Erdoğan vekilim seçildikten sonra kendisi de bu bölgenin insanı. Biz birebir sahaya çıkıp çalışmaya başladığımızda köylere gittiğimizde vatandaşın talebi bu arabanın ovası ne olacak? Tabi bunu yukarı bakanlıklarla görüşüldü, gelen mülüklerle görüşüldükten sonra bizim Ardıl Barajı, bunda 30-40 yıldan beri bütün siyasilerin sadece seçim zamanı biz Ardıl Barajı'nı yaptırmak bizim namus borcumuz olsun diye söz verdiler. 30 yıl arabanın oyunu aldılar ama hiçbir şey yapılmadı. Gerçekten bunda 4 yıl önce sene 2013'te şu anki Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Eroğlu'nun arabanın gelip Ardıl Barajı'nın temelini attı. Tabii şimdi barajın tutulduğu gün, temel atıldığı gün baraj hemen su vermiyor. Evet. 3 yıl havzanın dolması lazım. 3 yıl sonra Ardıl Barajı'nın havzası, çünkü bu ikinci yılı bir önümüzde yıldan sonra Ardıl Barajı havzası dolduktan sonra ovanın 25 bin dönüm arazisini sulayacak. Geri kalıyor 225 bin dönüm. Bu nasıl olacak? Bu da yine 2013'te... Onunla tekabül ediyor. 2013'te Gölbaşı, Adıyaman bölgesi, Adıyaman Gölbaşı, Çetintepe Barajı'nın temel atıldı. O baraj bittikten sonra arabanda Çat Barajı, Haydarlı ve Harmancık. Bu barajlardan sonra arabanın 257 bin dönüm arazisinin tamamı, Yavuz Eli'nin arazisinin tamamı, Keysun Ovası'nın bu toplam 710 bin dönüm arazinin tamamı sulanacak. Bu ha bugün mü olacak? Hayır. Bunu çiftçilerimiz sabrederse ben inanıyorum en geç 5 yıl içinde bu ovaların tamamı suyla karşılayacak, görüşecekler. İnşallah 25-25 Temmuz'da başkan 25 olarak bizim lazım. Bir avantajımız da şurada oldu. Sayın Mehmet Erdoğan vekilimin tekrar listede olması Araman için bir avantaj. Yani işin gerçeğini konuşalım. Herkes belki bir şeyler der demez. Ama Mehmet Erdoğan başladığı işi bitirmesi lazım. Bitirene kadar da o görev devam etmesi lazım. Barajları şu anda da barajları bitirecek Sayın Erdoğan. Hı. Ben inanıyorum çünkü. Çünkü gerçekten bizden fazla bu arabanın kendisi de 5 sene olması münasebetiyle Keysun Ovası, Kızılın ve Yavuzeli bu ovaları suya kavuştuğu zaman bugün çiftçimiz ha bu sistem olacak ama sistem şu anda ben tahmin ediyorum belki %10'lara, %20'lere düşecek. Bir de işte demin dediğim gibi bizim araban gerçekten çok verimli bir arazimiz var. Demin işte samırsağı bunda bir 3 yıl öncesine düşündüğümüz zaman çiftçimiz gerçekten samırsakta çok büyük bir para kazandı. 3 yıl önce.
Ama biz de aslında Tarım Bakanlığı bu konuda bir el atması lazım. Nerelere ne ekilecek? Bir kota koyacak. Şimdi 2 yıl önce gezdiğin sarımsak 4.500-5.000 liradan eski parayla tarlada çiftçide alınıyordu. Burada arz talep meselesi olduğu zaman vatandaş fazlasıyla, mesela ilk ekildiği zaman 5.000 dönüm, 10.000 dönüm ekilirken şu anda arabanda 40.000-45.000 dönüm. Urfa'da ekilmezken Urfa'da ekildi. Adıyaman'dan hiç yokken Adıyaman'da ekildi. Maraş'ta hiç yokken Maraş'ta ekildi. Ve mahsul bir anda çıktığı için çiftçi de bunu yaparken maliyeti çok yüksek. Komple işçilikle yapılan bir mahsul olduğundan dolayı bizim şimdi burada mesela arabandan 15.000 tane işçi çalışıyor. Sarımsakta. Evet, sarımsak. Komple elemeyi ve öyle bir duruma getirdiler ki işçi çalıştığı gün yomyayı peşin istiyor. Sayın Başkanım, şu anda canlı yayındasınız. Evet. Uydu üzerinden vekillerimiz, bakanlarımız, evet, yetkili insanlar şu anda sizi dinliyor. Allah razı olsun. Yani birebir şu anda sarımsağın da sorunu neyse, ne istiyorsanız yetkililerden. Evet. Bunları direkt kendi muhataplarından talep ederek arabanın önüne koyarsınız. İşte bizim çiftçimizin şu var, yani bakanlık olarak, il müdürlükleri olarak ilçelere geldiği zaman ihtiyaç nedir? Bu sene ihtiyaç nedir? Giden sene nohut 4.500-5.000 lirayken çiftçi olduğu gibi nohuta döndü. Bu sene nohut para etmiyor. 2 yıl önce samursak para ediyordu. Bütün herkes samursağa dönünce samursak düşüyor. Şimdi bizim arabanın 257.000 dönümün, bugün 100.000 dönüm buğday olsa, 50.000 dönümü pamuk olsa, işte 10.000 dönümü sarımsak olsa, yani bütün herkes yaptığı üründe para kazanır. Ama çiftçi komple bir mahsule yüklendiği zaman, bizim araban değil, bu bölgenin tamamı yüklendi. Yani 2 yıl önce para kazandı. Diyorsunuz? Yani mesela sarımsakta şu kadar ekilsin, nohut şu tam kadar aslında ekilsin. Kot olması lazım ama yani. Belirtecek, fiyatın da ona göre belirleyecek. Fiyatı da ona göre belirlenecek yani. Çiftçi yani ona çiftçi göre hesabını kitabını yapacak. Aslında bir yıl sonrasını bilmesi lazım. Yani sarımsak gerçekten maliyeti çok yüksek. Yani çiftçi kaldıramıyor. Bugün arkadaşım demin dedi ki bir kilo sarımsağın maliyeti 3.500 lira. Evet. Bugün 100 dönüm bir sarımsak gittiği zaman eski parayla 350 milyar ediyor. Bu para nakit olacak. Çiftçimizde bu para yok. Ne oluyor? Çiftçimiz borçlanıyor. İşte mahsul geldiği zaman halk tabirle derler ki gözünü yumu yerine açıyor, ne verirlerse tabi. Evet, fakirleşiyor. Yani burada devletimizin, büyüklerimizin, Tarım Bakanlığı'nın özellikle Tarım İl İlçe Müdürlüklerinin bu konuya el atmaları lazım. Bir an önce aslında biraz önce söylendiği gibi kooperatifleşmenin olması, bakanlığın bazı kararları alıp çiftçiyi desteklemesi, tabii, dediğiniz gibi tabii, bir kota tabii getirilip o ilçeye ve ile verilen kotalar dahilinde ürünlerin tabii, tabii ekilmesi ve onları da aslında bir yıl sonrasını bilecek şekilde bir fiyat politikasının evet gelişmesi, geliştirmesi gerekmiyor mu? Ya yani aslında Tarım Bakanımıza bunu söyleyebiliriz. Aslında bu yani olması gereken. Yurt dışında ben de buna şahit olduğum bir şey. Yani ülke ismi vermek istemiyorum. Ancak tarımda iş yapan insanlar bir yıl sonra ekeceği ürünün kaç paraya satacağını, aslında kaç paraya kazanacağını bir yıl önceden biliyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir politika mutlaka uygulanabilir. Bunu da yapabilecek yeterlikte insanlar var. Tabii. Ve güçlü bir irade tabii, var. Tabii, tabii, güçlü bir irade var. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Yani güçlü ya bir hükümetimiz var. Olabilir tabii. Devletin bu konuya özellikle Tarım Bakanlığımızın el atılması lazım. Yani çiftçiye el atılması lazım. Tabii çiftçiye el atılması lazım. Ben şahsi bir fikrim var. Yani istihdam ne zaman? İstihdamdan sadece sanayi fabrikalarının açılması anlaşılmamalı. Çünkü açtığınız sanayi fabrikaları bir anlamda çok farklı bir köle toplumu oluşturuyor. Ancak çiftçiyi desteklerseniz, çiftçi kendi kazandığı parayla, özgür iradesiyle hayatını idame ettirir, çocuğunu okutur, kendi istediği geleceği kendisi tayin eder. Diğer taraftaki istihdam gibi gözükse de bu benim şahsi fikrim, katılan olur, evet, katılmayan olur. Ama istihdamın en büyük çözümü tarımın desteklenmesidir. Şimdi tarım olmayan bir ülke bana göre ülke değildir. Evet. Çünkü tamam sanayi lazım ama bu ülkeye tarım da lazım. Anladım. Bugün biraz önce iftar açtık. Evet. Tarımda tarlada gelen şu anda üzerindeki her ne kadar sanayi kuruluşu dersek ama yine tarımdan geliyor. Tarım, topraktan tarım geliyor. Tarım olmayınca olmuyor. Tarım olmayınca olmuyor gerçekten. Çok teşekkür ederim Sayın Rica Başkanım. Ederim. Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için. Rica ederim. Tekrar Hacı Kahraman Bey'e dönüyorum. Ama bu 1500 kişiye pilavı nasıl yaptınız? Bir de onu anlatır mısınız? Abi burada ustalar bir, onu kim yaptı bunu? Abi burada İken Bey'i kalktı. Bizim hanımefendi eşim. Öyle mi? Allah razı olsun kendisinde.
Abi maşallah diyelim de yani bunu dinleyelim ya, bir anlatın yani. Hanımefendiye de buradan teşekkür ediyoruz. 1500 kişiye yemek yapmak herkesin harcı yemek, değil. Yemeğin %50 katkısı burada abi. Göz görüyor, çeviriyor. Bak. Öyle mi? Kara kazandı. Maşallah. Bu yemeğe. Yani dışarıdan profesyonel bir destek falan almadınız. Ya tabii %50'si dedik. Ya abi. O şey servistir, şudur budur da yani. Diğer yemek ürünlerini Allah razı olsun. Anladım. Diğer konuklarınız da var mı? Orada aslında bir beyefendi gülüyor. Ona bir şey söylemek ister mi acaba? Ona sonra vereceğim. Mehmet Yener kardeşimiz var. O da çiftçi. Mehmet. Gel şu mikrofonu vereyim de Mehmet Bey. Ben bir söz alabilir miyim sende? Olur. Oraya gitsin geri gelse olur mu? Tamam, olur. Bir hemen kısa alalım. Yener, Mehmet Yener Bey de. Mehmet Yener Bey. Merhaba efendim. Çiftçisiniz. Aynı zamanda da kuyumcusunuz ama. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu programı hazırladığı için çok çok teşekkür ederiz. Hacı Karaman Bey'e. Peki siz neler diyeceksiniz? Hem çiftçi olarak hem de kuyumcu olarak, sermaye sahibi olarak. Baş sağ olsun. Şimdi iki farklı açıdan değerlendirin. Çok çok teşekkür ederiz bu programı hazırladığınız için. Biliyorsunuz ki çiftçilik hep emektir. Anın teridir. Artı burada çok insanın başka yerden gelip burada çalışması bizi gururlandırıyor. Malımızın para etmemesi, büyüklerin el atması lazım. Yani yetkili kişiler, bakanlıklar, kurumlar el atmadığı kişiler için ürünün para etmediğini, şimdi yani tam değerini almadığını söylüyorsunuz. Şimdi biz hala dedemizin gittiği yoldan biz gidiyoruz. Yani bu sene samırsak para etti, biz hepimiz samırsağa dönüyoruz. Nuhut para etti, gelecek sene hepimiz nuhuta dönüyoruz. Ama büyüklerimiz buna bir el atsa, bir kota uygulansa Avrupa gibi. Hı hı. Benim 100 dönüm arazim var. Hı hı. Sene yani bu sene ne desin mesela nuhut size, para ettiği için. Bakanlık ne desin, sizin 100 dönüm araziniz var. Geldi Mehmet Yener Bey, sizin kotanız şudur şudur der misiniz bize? Net örnek efendim olarak demesi lazım. Yani ben 100 dönüm şimdi bu sene nuhut para ediyor. Ben seneye komplesini ben nuhut edersem ben zarar ediyorum. Yani devlet bana diyecek ki sen 100 dönüm nuhut ekemezsin. Yani şunu mu aslında anlıyorum ben biraz önceki arkadaşlardan da. Yani bir örnek üzerinden gidelim. 100 dönüm araziniz var. Siz diyorsunuz ki yetkili bakanlık olarak Tarım Bakanlığı gelsin. 100 dönüm arazinin işte 40 dönümüne sarımsak ekeceksin. Evet. Fiyatı bir sene sonra şu olacak. Bunun 20 dönümüne nohut ekeceksin. Fiyatı şu olacak. Bunun da 60 dönümüne şunu ekeceksin veyahut da 20 dönümünü boş bırakacaksın. Aynen öyle bunu efendim istiyorsunuz. Avrupa'da öyledir efendim. Hı-hı. Avrupa'da herkes istediği ürünü ekemez. Ektiğin an onun desteğini alamaz. Yani ben bugün Ankara bilmeli ki ben şunu ektiğimi yani Ankara bilmeli. Hı hı. Ona göre ülkenin ihtiyacı neyse, İthalat düzenlemesi ona neyse göre yapılmalı. Ülkenin ihtiyacı neyse ona göre bana kota vermesi lazım. Anladım. Yani bu ihtiyacımız buğday mı? Beni buğdaya teşvik etsin. Ha, anladım. İhtiyacımız pamuk mu? Beni pamuğa teşvik yani etsin. Yani istatistik veriler aslında devletin elinde diyorsunuz. Tabii tabii. Bu veriler tabii elinde olduğu için gelecek yıl neye ihtiyacı olacağını devlet daha iyi biliyor. Bu bilgiyi bizden paylaşsın. Biz de ekimimizi buna göre yapalım. Karşılığında hakkımızdan alalım. Evet. Sonuç efendim bu çıkıyor değil mi? Evet efendim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. İnşallah bizim Cumhur İttifakı ile ilgili hepimiz destekliyoruz. Canla başla biz bunun arkasındayız. Araban halkı olarak da sürekli AK Parti'nin yanındayız efendim. Hakkın yanındayız, batılın karşısındayız. Evet efendim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hacı abi, Hacı Karaman abi. Buyur kardeşim. Ya aslında çok güzel tespitler oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Yani birebir buradaki dostlar, kardeşlerle konuşa aslında milli birliğin en temel unsurlarından bir tanesinin tarım olduğunun altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Doğrudur abi. Yani her şey fabrika değil. Yani siz çiftçiyi ayakta tutmazsanız modern köleler
abi, oluşturursunuz. Toprak, ve o topraklar da boşta kalır. İçiriyor, giydiriyor, gezdiriyor. Hepsini veriyor. Yani burada o arkadaşların fikirlerine... Ana temel toprak. Yani aynı paralelde siz de katılıyorsunuz değil mi? Yani burada bir anlamda Tarım Bakanlığı'nın aslında Türkiye Tarım Politikası'nda ekilebilir alanlara belli bir kotalar koyup... Bir an önce bu kota uygulamasına geçirmesi gerekiyor. Aynı zamanda şimdi kota uygulamasını söylediğimiz zaman şunu da söyleyelim. Yani kota uygulamasının da akabinde bu ürünün istatistik veriler de elde olduğu için gelecek yıl hangi fiyat aralığında çiftçiden alınacağının da belirlenmesi mi lazım? Yani mesela bir sarımsak ektim bir yıl sonra bu... Mesela o sarımsağın fiyatı değil de bizde daha önce arkadaşlar... Yok sadece sarımsak değil, nohut olabilir bu, başka bir şey olabilir. Arkadaşlar bilir işte dedik ya bizim arabanın tahıl ambarı dedik işte bizim mesela 3 yıl 5 yıl önce buğdayla pamuktu. Gerçekten pamuk olarak Adana Amik Ovası'na eşdeğerdi. Başkanım bilir çırçırcı da yani buğday, toprak masrafı ofisimiz vardı. Buğday bunun 10 kuruşsa işte gelecek yıl biz bunu 11 kuruşa satacağımızı biliyorduk. İşte pamuk 2 kuruşsa bir yıl sonra biz bunu 2,5 kuruşa satacağımızı biliyorduk yani. Nasıl biliyordunuz? Yani şöyle devletin istatistiklerine göre. Ha, oradan alınan bilgilere göre. Diyor ben işte enflasyon bu sene %10. Önümüzdeki yıl fiyat şu civarlarda olur diyor. Herkes biliyordu yani pamuğun şu anda bence fiyatı 2800 lirada kilogramı. Peki yani 2800 artı 800 lira da artı 800 lira da devlet katkısı var. 800 lira 3600 lira. Yani nasıl buğdaya bir 50 kuruş 5 kuruş bir prim veriyorsa pamuğa işte 80 kuruş verip de 3600'e veriyorsa sarımsağı da verilmesin. Sarımsağın yok. Sarımsağın bence doğrudan geri desteği de yok. Devlet desteği de yok. Arazide 45 bin katılan bazı alıyorlar da onlar da özel ziraat danışmanların iyi tarım uygulamasıyla. Yani o... Ya bizim burada çiftçimiz bu sarımsağı üretebiliyorken bizim ithalatla ne işimiz var? Neticede o yani. Ya sen buradaki insan hani derler dediği aslında müstakbel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Yani siz şimdi burada ziraatçı, çiftçiyi siz yaşatacaksınız. Yani oradan ithalat yöntemi değil de Çin'den niye sarımsak ithal ediyorsun? Buradaki çiftçi bunu üretiyorsa buraya destek ol. Devletin görevi zaten sosyal devletin görevi desteklemek. Yani o emeğinin karşılığını, hakkını vermek. Bir de Hüseyin Bey, tarım teknolojisi diyoruz. Bizim tarımda teknoloji lazım. Nedir? Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Bir ülke kendi tohumunu üretmesi lazım. Bir ülkenin tohumu demek ulusal yani ulusal güvenlik meselesi demektir. Doğru. Biz başta bunları yapmamız lazım. Kendi tohumumuzu üretmemiz lazım. Şu anda Çin'de biz anaç tohum geliyor. Niye biz Çin'de alalım? Kendimiz üretmemiz lazım. Yani bununla ilgili hani dedim ya Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi tohum olayı ulusal güvenlik meselesidir. Çünkü dışarıda gelen tohumların nasıl üretildiğini biz bilemiyoruz. Ya mutlaka şimdi o konularda devletin de çok ciddi çalışmaları var. Aynen. Fakat aynen. Bunun tabii yaygınlaşması lazım. Yaygınlaşması lazım, yani evet. Milli, gerçek kendi tohumumuzu. Kendi tohumumuzu, aynen. Bir yere de çünkü bu ulusal güvenlik meselesidir yani. Sonuçta biz bunu, bu tohumları getirip ekip kendi insanımıza yediriyoruz. Hani biz sağlıkta biliyorsunuz çok harcama yapıyoruz ki evet. Mevcut iktidarımız sağlıkta devrim yaptı. Şimdi bununla ilgili tarımda mı devrim lazım? Evet, lazım. Aynen. Evet. Tarım teknolojisi lazım. Sayın Hacı Kahraman, yine tarımda devrim mi diyelim? Büyüklerimizin gerçekten tarım politikasına gerçekten el atması gerekiyor. Yani tarımsız hiçbir şey olmuyor. Yok, biraz önce çok güzel bir cümle söyledi de, sağlıkta evet bir devrim vardı. Ben aslında eczacıyım, eczacı fakültesi mezunuyum. O geçmişte yaşanan sıkıntıları çok iyi bilirim. Evet. Yani hakikaten bu sağlıkta bir devrim vardır. Evet. Yani değişik iş hayatından dolayı da çok farklı ülkelerde de yaşadım. Şunu çok rahatlıkla bu kameraların önünde söyleyebilirim. Türkiye'de verilen sağlık hizmetini hiç kimse aksini etmesin. Dünyanın hiçbir tanesini bulamazlar. Zaten bu devletin verdiği sağlık hizmetini hiç kimse veremez. Avrupa'ya ülkelerini biz de abi bunu nasıl devrim yaptınız diye şey istiyorum, söyleneklerini istiyorum. Gerçekten mi? İsteler abi Amerika Birleşik Devletleri diyorlar. Evet. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Yani burada canlı yayında bir küçük araba kazamız oldu orada. O araba kazasında ya ben şuurumu falan kaybetmiş de değilim. Yani basit bir araba geldi bana çarptı. Ayağımdan indim, ambulansa bindim. Hastaneye gittim. Bir işte ağrı kesici yaptılar. Ondan sonra bir reçete verdi. Döndüm geldim.
bir ay sonra gelen bana fatura 8-9 bin dolar civarlarında bir fatura geldi. Amerika'da. Evet evet. Ama bunu ben bizzat yaşadım. Ben buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani bir iğne bir yağmura 8 bin dolar. Ha paranız yok ödemediniz. Borcunuzdur. Hala borçhanenizde yazar. Fakat bunu sizden talep eden orada bir devlet var mıdır? Vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti sağlıklı devrim yapmıştır. Ama burada da bu kadar arkadaşın huzurunda şunu söylememiz lazım. Sağlıktan sonra tarımda da bir devrimi olması gerekiyor. Burada çiftçi bunu bekliyor. Aslında böyle bir zemine zemin oluşturduğu için size Hacı Kahraman'a teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederiz. Sizin vasıtanızla aslında biz bu konuları da söylemiş olduk. Evet. Biz size teşekkür ederiz. Yani Gaziantep ilinde kalkıp buraya kadar gelip bu davetimizde. Ben sonra biraz sonra bir farklı bir soru soracağım da. Bu arada arkadaşım bir söz istedi. Ona vereceğim. Tekrar buyurun. Söz vermedim gelip çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Arabanın sanayiselleşmesi için bunu sayın vekilim de Fatma Şahin başkanımızla arabana bir el atmalarını istiyorum. Çünkü gençlerimiz boşta. Burada iş sahasının olması. Balık vermesin bize, balık tutmayı öğretsin. Mesela yani burada şimdi buraya bir iplik fabrikası açılabilir. Bir yağ fabrikası açılabilir. Bir un fabrikası açılabilir. Böyle bir sahanın olmasını istiyoruz. Bu dediğinizden şunu çıkartabilir miyiz? Mesela yatırım teşvikleri devlet tarafından açıklandığı davet zaman davet ediyoruz arabana. İşte onu söyleyeceğim. Şimdi bu yatırım teşvikleri açıklandığında aslında ili temel alırken aslında ilçeleri de bu işin içerisinde biraz farklılaştırmak gerekebilir mi? Antep'in yükünü biraz buraya verebilirler mi? Yani mesela Gaziantep siz diyelim ki tarım teşvikte 5. sıra yaptınız. Diyebilirsiniz ki biz Gaziantep'i işte 3'te tutuyoruz fakat ilçelere gitmek kaydıyla. Aynen öyle. Yani aynen siz öyle. Arabana yatırım yaparsanız, Yavuz eline yatırım yaparsanız, tabii. Oğuz eline gidip de fabrika açarsanız size destek veriyorum. Ama Gaziantep'teki 4 tane onun üzerine gelen 5. organize sanayiye gelirseniz buna destek vermiyorum derse aslında bu yakışır. Ama yani bugün 5 tane arabanı bayağı bir almış gitmiş. İplik fabrikası olsun, her şey olsun, Nizi böyle olsun. Baya bir sayın başkanım biraz önce ama arabanda bunun eksikliğini çok hissediyoruz. Ha bunu belediye başkanı olsun, Fatma Şahin'imiz, vekillerimiz olsun ama buna bir el atılmasını istiyoruz yani. Buradan bu canlı ekrandan bu dileğinizi bence direkt bakanlarımıza, direkt Cumhur Reisimize söyleyin. Valla gelenlerde rica ediyoruz. İş adamlarımızdan da rica ediyoruz. Sayın vekillerimizden de rica ediyoruz. Ama iş sahası gençlerimiz. Gençlikten... Yani böyle bu sanayi tesisinin buraya gelmesi bir anlamda genç nüfusun istihdam sorunu mu çözer diyorsunuz? Mutlaka. İşsizlik sorunu ortada. Yani bura bir hareketlenir. Sadece 3-5 tane bina yapmayla araban büyümüyor. İnşaat. Olmuyor. Ama iş sahası çok önemli. Olacak. Tabii. Peki bu tarımda yapılamaz mı? Yani tarımda da aslında devlet... Tarımda yetersiz geliyor. Kazanamıyor ki. Kazanamadı işte. Tabii. Kazanmış olsa bugün iş adamlarımız birinci fabrikaya, ikinci fabrikaya, üçüncü fabrikaya açsa burada gençlerimiz, köylerdeki gençlerimiz bile çalışır. En azından evine ekmek götürebilir yani. Ondan buradan sayın bakanlarımıza, ilgili bakanlarımıza şunu da söyleyelim. Yani sağlıkta devrim yaptı Türkiye. Tarımda devrimi yapsın. Yatırım teşvikleri de hesaba kattıklarında il merkezlerinden ilçelere kaysınlar. İlçelere en azından buradaki gençlerimiz yani kahve köşelerinde sağda solda uyuşturucuyla şununla bununla uğraşacaklarına en azından evine gençler bir ev ekmek getirsin yani. Arkadaş da bir şeyler söylemek ister gibi durdu bana da. Hüseyin Sağır. Aynısını şey yaptım. Ben Hüseyin Sağır. Esnaf Kefalet Yardımcısıyım. Evet. Yani bu gençler tabii ki çok önemli bir şey arabanda. Yani ciddi sorun yani. Oluşturuyor mu hiç, arabanda? Yani bir tarım var. Tarımın dışında başka hiçbir şey yok. Yani tarımda da zararlı edince sanayi yok. Memur kesimi değil. Sanayi kesimi değil. Yani aslında Gaziantep merkeze çok uzak bir ilçe de değil burası. Aynen öyle. Şu anda servis uzak gidiyor. Bir iki tane servis gidiyor servis ama servis gidiyor. Yani. Çalışmaya gidiyorlar. Burada gençlerimizin bayağı bir iş sahası. Askerlerin mesela şu Manisa'da askeriye ayakta tutuyor. Böyle iş sahasını tutmasını istiyorum. Arabanın yani konumu da çok farklı. Yani buyurun. Bizim buradaki tarla arzularınızı kameraya direkt söyleyin. Yani arabanın, bakanlarımıza direkt başbakanımıza söyleyin buradan. Valla Cumhurbaşkanımıza da bakanlarımıza da milletvekillerimize de rica ediyoruz. Fatma Şahin başkanımıza da rica ediyoruz. Arabanı gerçekten iş sahasının
çok çok düşük olduğunu, sanayinin olmasını istiyoruz. Bunu da bize Hacı Karaman abimiz bu şeyi bize sunduğu için, güzelliği sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Hepinize de çok saygılar, sevgiler sunuyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Biz de teşekkür ederiz. Hacı abi. Vallahi çok güzel bir böyle kardeşlik duygusu. Güzel insanlar. Yani ben aslında kendimden esef duydum. Gaziantep'liyim ama nohudu, firi, üstüne siz söylediğiniz karpuz, sarımsak. Yani bu benim kendi şahsi ayıbım. Bundan dolayı arabandan ben özür diliyorum. Üstün üstlük şunu da aslında ilk kez şahit oldum. Organik bir toprağın olduğunu, Türkiye sıralamasında ilk üçüncü bir toprak yapısına sahip olduğumuzu, yani hakikaten de gurur duyulacak bir sermaye bu. Buna sahip olduğumuzu burada öğrendim. Bilmediğim için de bütün arabandan ben özür diliyorum burada. Tarımda devrim arabana şart. Biraz önce diğer kardeşimizin söylediği gibi burada gençliğin de güzel şekilde istihdam edilmesiyle toplumun güzel bir şekilde şekillenmesi sağlanabilir. Bunun için de buraya yatırımın da gelmesi gerekiyor. Bu vesileyle siz de hakikaten güzel bir iftar verdiniz. Firik pilavını, fireyi tanıtayım derken aslında arabanın kendisini anlattınız burada. Allah razı olsun. Abi işte bir şeyler vesile oluyor bu şekilde. Dedik ya, pamukçuluk, sarımsakçılık, buğdaycılık, firikçilik, nohutçuluk, karpuzçuluk. Ya bunlar arabanın olmazsa olmazlar ya. Evet. Şimdi tabii bu kadar talepler var, istekler var hükümetten, devletten, devlet babadan istekler var. Bunların dile getirilmesi lazım, duyulması lazım ki el atsınlar. Aslında bu anlamda bu şey girişimimiz, festival girişimimiz de çok anlamlı. Evet. Yani festivale dönüştüğü anda aslında kurumsal resmi bir sıfata dönüşüyor. Evet. Yani ürün kendi içerisinde markalaşıyor. Değer alıyor, katma değer kazanıyor. Bu bugün siz bu festivali yaparsanız şöyle kafadan atalım 5 yıl sonra araban firiğini Avrupa'ya ihraç edersiniz. Avrupa, dünya ülkeleri hepsi. Ya dünyaya edersiniz. Aynen, aynen, aynen. O hale gelirsiniz. Yani bir festivali sadece bir ürünü popüler hale getirmek diye düşünmemek lazım. Yani onun hakikaten sosyal hayata ne katacağını görmek lazım. Yani böyle bir gayeyi de sarf ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geriye gelsinler, arabanla bir tatsınlar. Yani gerçekten damak tadı bir çok farklı. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Size yediniz, tattınız. Ben size yiğidi öldür hakkını veriyorum. Yani 10 numara. Yani ben şahsi fikrimi söylüyorum. Beğenmesem de beğenmedim derim. Çok açık söylüyorum. Allah razı olsun. Yani. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben iki bir akıl. Arabanla bu festivali yapmak gecikirse geleceksin Antep'in ortasında bu festivali sen yapacaksın. Ben de geleceğim, onu televizyon olarak çekeceğim, canlı vereceğim. Özür diliyorum. Antep'in baklavası, arabanın da firik pilavı. Firik pilavı. Aynen öyle. Karpuzlu her şey güzel yani. Yap bu festivali. Yani nedir? Şenli yapacaksın. Biz de televizyon olarak bütün desteği vereceğiz. Geleceğiz. En güzel şenli bugündü yani. Ondan sonra bu festival mutlaka gelecektir. Zaten bize yeterince katkıda bulunuz. Allah razı olsun abi. Geç saatlere kadar. Başka var mı? Söz vermek istediğiniz konuklarınız, bugün kıymetli misafirleriniz var. Vallahi arkadaşlar da söz almak isteyen varsa. Varsa son sözlerinizi alayım. Artı saat biraz daha vakit de geçiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Sayın Başkanım var mı? Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şey. Allah razı olsun. Ben bir söz daha alabilir miyim? Küçük bir tabii, söz. Tabii buyurun. Bu gençlerimiz için güzel bir yüzme havuzu, gençlerimize bir sosyal etkinlik, iş sahasının açılmasını sizden çok rica ediyorum. Büyüklerim de yani. İş sahasının, bakanlarıma çok çok rica ediyorum. İş sahasının açılmasını, gençlerimizin yolunu açık olmasını istiyoruz. Kıyı köşelerde dolaşmamalarını, çalışmalarını, ekmeklerini kazanıp yuvalarını kurmalarını istiyoruz. Bu başarıyı da bize... Ben size ipucunu vereyim o zaman. Aynen öyle, buyurun. Başkanımız, reis-i cumhurumuz 21 Haziran'da Gaziantep'te... 21 Haziran'da. 21 Haziran'da Gaziantep'te bulunacak. İnşallah. Yani çünkü şu var, hakikaten çok duyarlı bir başkanımız diyorum, devlet başkanımız var, liderimiz var. Onun önderliğinde Türk Devleti tekrardan şahlanıyor. Yükselen yıldız haline geldi. Bölgesel olarak, küresel olarak bir denge haline geldi. Oyun kurar hale geldi. 21 Haziran'da gelirsiniz o mitingde de araban araban dersiniz. Sayın bakanlarımız,
milletvekillerimiz gözünün kenarına bakmasın. Arabana tam bir baksınlar. Araban gelenler için evet, güzel bir ufuk. Ama bu iş sahasını istiyoruz. Evet. Buraya bir yatırılması lazım. Yani sizden eğer ricam, şahıs iş adamları gelmiyorsa devletin buraya bir gençleri desteklemek adına bir yatırım yapması. Diyeceklerim bundan ibaret. Çok istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hacı Başkan'a da çok ben teşekkür ederim. Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hacı abi, Hacı Karavan abim. Allah razı olsun. Sizin de son sözlerinizi alalım. Abi ben, programı kapatalım artık. Çünkü saat... Ben Kanal 5... Saat bayağı olmuş. Olarak size gerçekten ekibinize, Hüseyin abimize... Antep'te buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Bu saatlere kadar bizi beklediniz, dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Ve katılan tüm davetime katılan arkadaşlara da, eş dostlara da, bu saatlere kadar bekleyen Ali Başkanıma, Güner kardeşime, Cuma kardeşime, Cesur abime, Hasan Bey'e, diğer arkadaşıma, işte Burhan Bey'e, Hüseyin Bey'e. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Yener Bey'e. Bu fırsatı bize hoca, bizim emek şey, şu anda mevcut cami hocamız bile bizi bekliyor bak burada. Evet. Allah razı olsun. Mehmet abimize, Ender Bey'e, Hasan Bey'e. Ben teşekkür ediyorum. Programın sonlarına geldik. Gaziantep Araban ilçesindeydik. Gaziantep Araban ilçesinde verimli toprakların, organik toprakların olduğunu öğrendik. Çok kıymetli sarımsağın, çok kıymetli nohudun, pamukta ciddi bir üretici olduğunu öğrendik. Hakikaten bir tarım ambarı olduğunu öğrendik. Bize bunları öğrenme fırsatını verdiği için Hacı Karaman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, adaletle kalın, selametle kalın. Çok sağ olun, size sağ olun.